Merhaba, ben Loganesi CRP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9.0.41 setinde desteklenen belge akışı görselleştirme desteği hakkında bilgi veriyor olacağım. Belge akışı görselleştirme desteği, yurt içi belgelerde ve satış satın alma talep, satış satın alma teklif, müşteri satıcı siparişi, sevk emri, yükleme emri, depo arası transfer, ambar giriş, ambar çıkış fişleri, satış ve alış faturası, satış ve alış irsaliyesi belgeleri için desteklenmiştir. Bağlantıları görüntülenmek istenen belge, ilgili form üzerine çağrıldıktan sonra sağ tık menüsüne eklenen belge akışı görüntülü butonu ile veya sevk yükleme emri belgeleri için ilgili form üzerine eklenen belge akışı görüntülü butonu tıklanarak aktif olan belgenin bağlı olduğu diğer belgelerle olan bağlantıları grafiksel olarak gösterilmektedir. Bu grafiksel gösterim içerisinde aktif olan belge ile bu belgeyi oluşturan kaynak belgeler arasındaki bağlantılar ve aktif belge ile bu belgeyi kaynak olarak alan diğer belgeler arasındaki bağlantılar yer almaktadır. Şimdi bu düzenlemeleri Netsis üzerinde inceleyelim. Burada ben örnek olması açısından bir müşteri siparişi belgesi üzerinden gidiyor olacağım. Müşteri sipariş belgesini çağırdıktan sonra üst bilgilerde eklenen sağ tık menüsündeki belge akışı görüntüle menüsünü tıklıyorum. Belge akışı görüntüle menüsünü tıkladığım zaman bir HTML görsel grafik çiziliyor olacak. Burada sizin çağırmış olduğunuz aktif belge yuvarlak içinde görüntülenmekte ve üzerinde beklediğinizde ilgili belgenin türü, belgenin numarası, cari kodu ve tarih gibi bilgileri yer alıyor olmaktadır. Ayrıca bu belgenin sol tarafında bu belgenin oluştuğu yani kaynak olarak aldığı diğer belgeleri ve sağ tarafında da bu belgeden oluşan diğer belgeleri görebilmektesiniz. Bu örnekte gördüğümüz gibi bizim müşteri siparişimiz bir tane satış teklifinden oluşmakta ve bu müşteri siparişimiz daha sonra sevk emrine dönüştürülmekte ve bu sevk emrinden de iki farklı yükleme emri oluşmaktadır. Bir nolu yükleme emrinde bir kısmı ambar çıkış fişi, bir kısmı da satış irsalesi olarak oluşturulmakta. Diğer yükleme emri ise bir satış faturası belgesine dönüştürmüş olduğunu görmekteyim. Bu HTML görünüm içerisinde ben farklı bir belgeye daha kliklediğim zaman, örneğin ben buradaki sevk emri belgesine kliklediğimde ilgili grafik bu sefer benim kliklemiş olduğum sevk emri belgesini kaynak olarak alıp tekrar çizilmektedir. Şu anda bizim odaklandığımız, baz aldığımız sevk emri, biraz önce görüntülendiğimiz müşteri siparişimiz ve MS5'te farklı bir müşteri siparişinin birleşmesiyle oluştuğunu görmekteyiz. Diğer müşteri siparişimiz 5'te bir satış teklif belgesinden, bu satış teklifte bir satış talep belgesinden oluştuğu burada görüntülenebilmekte. Yapılan bu düzenlemeler ile belge bağlantılarınızı daha kolay ve hızlı görüntüleyebileceksiniz. Teşekkürler.